Yine settingle devam ediyoruz. Settingle başka neler var onlara bakalım. Diyelim ki siz login history'i görmek istiyorsunuz. Yani giriş bilgilerinizi, giriş e, özgeçmiş, özgeçmişini ya yani geçmişini görmek istiyorsunuz. En son ne zaman girdiniz, sisteme kimler girdi onu görmek istiyorsunuz. Kendi e, giriş geçmişinizi görmek istiyorsunuz. Yine profil resminize tıklamanız gerekiyor. Daha sonra settings'e tıklamanız gerekiyor ve sol tarafta login history diye bir menü itemının olduğunu göreceksiniz. Hemen personal information üzerinde login history var. Login history ne işe yarıyor? Bu sayfada ne görüyoruz? Bu sayfada bizim geçmişe yönelik sisteme girdiğimiz, giriş yaptığımız bilgileri görüyoruz. Hemen bakalım neleri görebiliyoruz. Şu anda ben hesabı yeni açtığım için sadece bir bilgiye rastlıyorum. Tek bir kez girmişim sisteme. Ne zaman girmişim? 6. ayın 7'si 2022. Bugün aynı. ayın 6. ayın 8'i oldu. 12'yi geçti. 12'den önce girdim. 6. ayın 7'si. Saat 10.53'te girdim. hangi IP ile girdim? Burada var. IP adresimiz de var. Ondan sonra Login Type Application. Aplikasyonu kullanarak girdim. Başarılı bir şekilde giriş yaptım browser'ı kullanarak girdim, telefondan girmedim. Ondan sonra hangi adresi kullanarak girdim? Bu benim adresim. Bu benim kişisel adresim, şirketin adresi. Bu adresi kullanarak girdim. Hangi ülkeden girdim? United States. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Lockout yapacağız. Tekrar gireceğiz ve burada bilgilerin artıp artmadığına bakacağız. Sisteme geliyorum. Resmi üzerine tıklıyorum. Lockout yapıyorum. Şu anda lockout yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar yönemi girmem gerekiyor. Engin trim it.akademi olarak giriyorum. Şifremi giriyorum. Farhan Evet, şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra login yapıyorum. Login yapınca sizin telefon numaranızı verify etmeniz istenecek. Çünkü ilk kez giriyoruz. Bir kere mahsus telefonunuzu verify yapmanız gerekiyor. Ama e, zorunlu değil. Login diyorum. Hemen bana telefon numaranızı e, register yapmak ister misiniz? Diyor, kaydetmek ister misiniz? Ama hemen aşağıda I don't want to register my phone var. Ya da remind me later var. Siz I don't want to register deyip telefonunuzu kaydetmeyi e, istemeyebilirsiniz. Sisteme giriş yapıyorsunuz. Yine burada bir pencere açılıyor. Bu pencerede diyor ki bu kullanıcı adı ve şifreyi bu sistem için kaydedelim mi? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sürekli kullanıcı adını hatırlamak ve şifreyi girmek zor oluyor. Bunu sev yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda sistemdeyiz. Tekrar profilimizin üzerine tıklıyoruz. Setting'e gidiyoruz. Sol taraftan login historiye bakıyoruz. Şu anda iki tane login history görüyorsunuz. Neyi görüyoruz? 1 10 53'te girmişim. Bu eskisi biliyorsunuz göstermiştim. Bir de 11 51'de girmişim. Neden bu fark var? Şu anda burada saat 6 saat 12.52 ama burada 11.51 var. Demek ki ben farklı bir time zone kullanıyorum. O yüzden bir saatlik fark var. Bunu görüyorsunuz. Time zone'dan kaynaklanan bir fark var. Şirketin time zone'dan kaynaklanan bir fark var. Los Angeles bizim şirketin e, time zone'u sanırım. Los Angeles buradan bir saat geride olabilir. O yüzden böyle görüyoruz. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Browser kullandım. Başarılı bir giriş yaptım. Her şey aynı. Görüyorsunuz. Ülke adı login e, URL adı her şey aynı. Burada siz giriş yaptığınız tarihleri, bilgileri görebiliyorsunuz. Ve son 6 ayın bütün girişlerini Excel'e indirip oradan bakabiliyorsunuz, saklayabiliyorsunuz. Yukarıda en son giriş tarihiniz görüyorsunuz. En son ne zaman girdiniz onu gösteriyor. En son şifrenizi ne zaman değiştirdiniz onu da burada gösteriyor. Bu bilgilere sahip olabilirsiniz.